Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Erkan Bektan. 18, 12, 36 doğumluyum. Fakat 1137 doğumlu olarak kaydolmuşum. Dolayısıyla yılbaşında 65 yaşımı doldurmuş oldum. Ve şimdi AV ödeneği alıyorum. Demin de bahsettiğim gibi Aydın'da doğdum. Kaydım Ankara Ziraat Mahallesi. İzmir'de büyüdüm. Rahmetlik babam veteriner müdürüydü. Ve sol görüşlü bir insandı. Kendisi Rusça biliyordu ve Rus kitapları vardı. O kitapları görenler onu komünist zannedip ikide bir şikayet ediyorlardı bakanla. Dolayısıyla bu söylediğim Burdur, Nazilli, bilmem Adana, Ağrı, Sarıkamış, Afyon, başka Buca, oradan tekrar nereye döndük? Yani epey dolaştık Türkiye dahilinde. Babamın bu sol görüşlü olması sürgün nedeniyle. Yeah. Evet, bir nevi sürgün. Birkaç defa şey aldılar, vekalet emrini aldılar. Dolayısıyla bütün Türkiye'yi, yani bütün Türkiye değil, Türkiye'nin birçok yerlerini görmüş oldum. Ve 1961'de askerden döndükten sonra, ki o arada sanat endüstrisinde okumuştum. Sanat 4'ten Aydın'da okurken belge aldık ve askere gittim oradan. Askerden sonra buraya geldim, Hollanda'ya. Ve Hollanda'da kaldım. Ben çocukluğunuza döneceğim. Çünkü bir yıl şeyi çok fazla öğrenmek istiyoruz. Babanızdan bahsetmişken, babanızı bir anlatır mısınız? Nasıl karakterde bir insandı? Yani daha sonra da annenizi, aile yapınızı falan da öğrenmek istiyorum. Babam gayet demokrat bir kimseydi. Ki şu gördükleriniz onun... Annemle babamın fotoğrafları alttakiler. Üstteki şapkalı da annem, yanındaki dayım ve beni tuttuğu şahıs benim. Bu fotoğraflar 1938'de falan çekildi. Yani o zamanki halleri böyle idi. Babam demokrat bir insandı. Çok doğruydu. Ve doğruluğundan dolayı da birçok şey kaybediyordu. Bana da doğru ol, harbi ol. Bir şey söyleyeceksen adamın yüzüne karşı söyle. Belki kırılır ama yani hakikati söylersen o da anlar, kendi kendini tamir eder falan. Böyle şey yapıyordu. Dindar bir kimse değildi. Annem diplomalı ebeydi. İstanbul'da Zeynep Kamil'de baş hemşirelik falan yapmış. Zaten oradan tanışmışlar herhalde. Babam Ziraat Fakültesindeyken. Annem dindardı. Modern bir kimseydi ama dindardı. Yani şeylerine bağlıydı. Anneannelerine falan. İyiydi. Bize iyi yetiştirdiler. 3 tane kız kardeşim var. Onlar da hala sağlar. Bir tanesi Almanya'da. 2 tanesi de Türkiye'de yaşıyor. Anneniz de mi Ege'liydi? Annem... Egeli değildi. Annem Şumlu. Fakat annemin babası, yani dedem Miralay'mış. Ve bu Şam tarafında falan asker görevini yapmış. Herhalde o, diyorum ki ben bu Şumlu diyorlar. Şumlu, şimdi ben bu hava raporlarında gördüm de Şumlu'da şu kadar diyor ve Bulgaristan tarafında bir yeri gösteriyor. Kardeşlerim de diyorlar ki hayır, Şumlu değil, Şumlu. Şumlu, aralarında Arapça konuşuyorlardı. Hmm. Kardeş olarak, kardeşleriyle annem. Ama benim zannettiğim bu Bulgaristan tarafında. Yani onun nereden geldiğini pek şey yapmıyorum, bilmiyorum. Yani ya Bulgaristan tarafından ya da Şamlı. O yani tarafta. Arap kökenli diyorsunuz. Yani öyle. Peki babanız? Babanız Ege'liydi değil mi? Babam Ege'li değil. Babam esasında Azerbaycanlıymış. Hmm. Ve oradan o Bolşevik hareketi zamanında kaçmış, Türkiye'ye gelmiş ve
Orada zaten şeyde okuyormuş, Ziraat Fakültesi'nde. O Bolşevik hareketi olunca oradan kaçmış, Türkiye'ye gelmiş ve tahsiline Türkiye'de devam etmiş. Peki annenizle babanızla çocukken sizin ilişkilerinizi anlatırsanız nasıl? Yani aile ortamınız nasıldı? Sevecen miydi? İyiydi. Yani mali bakımdan bir defa iyiydik. Çünkü ikisi de diplomalı şahıslardı. Babam veteriner müdürüydü. Ve bizlere karşı gayet iyilerdi. Yani seviyorlardı bizleri. İşte hep okumamızı istiyorlardı. Mesela hiç unutmuyorum. Bursa İnegöl'de oturuyorduk. Bursa savcısı yahut müddio müyünsi o zamanki şeyle babamın arkadaşıydı. Onun oğlu ilkokuldan sonra yatılı bir okula gidecekmiş. Bana sen de okuyacaksın, sen de o şekilde olacaksın falan diye boyuna tembihliyordu. Ama bende de okuma şevki yoktu. Yani onların kendi etrafındaki fakültedeki yahut diğer gittiği o memurlar kulübündeki arkadaşlarının sosyal kontrolü altında kalıyordu herhalde. Ki bizi de illa okuyacaksınız, bilmem ne yapacaksınız diye zorluyordu. Ben en sonunda okudum. Sanat enstitüsünü bitirdim. Buraya geldim. Burada sosyal akademiyi bitirdim. Utrecht'te, o Witte Vrouwelijk adında. Maatschappelijke werker olarak. Ama tercümanlık daha cazipti. Ve bırakmadılar. Dolayısıyla öyle devam ettim. Yani küçüklüğümüzde iyiydik. Herhangi bir zorluk falan yoktu. İşte sadece doğru olmamızı öğretiyorlardı. Evet. Peki sizin ailede anneanne, babaanne, dede, dedeler var mıydı? Ya da sadece anne, baba ve çocuklar? Vardı. Vardı. Birlikte yaşıyorlar mıydı sizde? Ya da dedem, babamın babası ve annesi bir müddet birlikte bizde yaşadılar. Sonra onların kızı eczacı çıktı. Ve onlar Ankara'ya yerleştiler. Orada evlendi halam. Orada kaldılar. Annemin annesi, dedemi tanımıyorum da annemin annesinin emekli aile vardı. Ve üç tane de kızı vardı. Dolayısıyla o da bize geliyor gidiyordu. İşte aylık aldığı zaman hop o bir kızlarına gidiyordu. Ondan sonra bize geliyordu tekrar bir şeyler. İyiydi yani, tam aile olarak yaşıyorduk. Evet. Peki Türkiye'nin birçok yerine gittiniz. Babanızdan dolayı, mesleğinden dolayı ya da sürgünlerinden dolayı. Çok içinize sinen ya da burası benim memleketim diyebilecek olduğunuz bir yer var mı? Yani en çok sevdiğiniz... Ya o şeye bağlı, ne bileyim, hoş anılara bağlı herhalde gittiğiniz yerdeki. Şimdi yaşım 65, buraya geldiğimde 24 yaşındaydım. Yani ömrümün çoğu burada geçti. Ben Türkiye'de, burası anlamında demedim, anlıyorum. Türkiye anlamında. Türkiye'de, Türkiye'nin her tarafı memleketimiz. Ama yani İzmir'de, özel... İzmir'de büyüdüğüm için İzmir'i daha çok benimsiyorum ya da seviyorum. İzmir'i daha çok seviyorsunuz. Sizin aile içinde kızlarla erkek çocukların arasında bir fark var mıydı? Fark uygulanır mıydı anne baba tarafından? Kesinlikle. Bana babam ortaokuldayken, o zaman Buca'da okuyorduk İzmir'de ve orada oturuyorduk. Sınıfı geçersen bisiklet alacağım dedi. Ve bisiklet almaya gittiğimizde ben kız bisikleti alalım, kardeşlerim de biner dedim ve kız bisikleti aldık. Onlar da öğrendiler, onlar da bisikleti biniyorlardı. Hani bir bu erkek de bu kız da falan bir şey yoktu. Ama işte ne bileyim, mesela İnegöl'de otururken İlkokula gidiyordum. Annem halamın diploma işlerini halletmesi için Ankara'ya gitmesi lazımdı. Babam da onunla gitti ve giderken hop sen erkeksin
kardeşlerini sana teslim ediyoruz falan diye şey yaptı ama biz yani kardeşlerim cadalı şeylerdi benden. Onlar benden sorumlu oluyordu, ben onlardan sorumlu olacağımı. Evet, siz çocukluğunuzda bir gününüzü anlatır mısınız? Bütün gününü ne yapıyordunuz? Örneğin İzmir'den bir gün alalım. İzmir'de büyüdünüz dediniz. Sabahtan akşama kadar bir anlatın. Bir okul zamanı mı, tatil zamanı? Okul ve tatil ikisi de olabilir. İşte okul zamanı genelde bildiğiniz gibi sabah kalkıyorsun, anneniz kahvaltı hazırlamış oluyor. İşte isteksiz olarak gidiyordum okula, onu da söyleyeyim. Defterleri, yat kitapları koltuğumuzun altına alıp üniformamızı rahat önlüğümüzü giyip okula gidiyorduk. Okulda genellikle gırgır geçiyordum. Yani pek şey yapmıyordum. Benden bir yaş küçük kız kardeşim, o iyi okuyordu. Bana çok kopya veriyordu. O geldi beni yakaladı şeyde. Akşamüstü gelince, okuldan çıkınca ne bileyim mahallede oynuyorduk çocuklarla. Sonra işte büyümeye başlayınca bir köşede toplanıp konuşmak, bilmem gelen geçen kızlara ıslık çalmak. Böyle şeyler. Akşam olunca da babam işten geliyordu, görevinden geliyordu. Babam görevinden geliyordu. Oturup her akşam rakı içiyordu babam. Annem onun masasını hazırlıyordu. Bizler de işte radyoda temsil dinliyorduk. Yahut bilmem ne yapıyorsak ev ödevi yapıp yatıyorduk. Peki gelelim askerlikten sonra Hollanda'ya gelmeye. Nasıl Hollanda düşüncesi gelişti? Ben askerden geldikten sonra bir elektrik şirketinde kalfa olarak çalışıyordum. Bu elektrik şirketi de babamın müdür olduğu Bornova belediyesi mezbahasına soğuk hava tesisleri yapıyordu. Ben de sık sık o elektrik şirketinde çalıştığım için o soğuk hava tesislerine gidip malzeme götürüyor. Orada montaj işleri yapıyordum. Bilmem şu bu. O zaman da bu 60 ihtilali olmuştu ve bir albay yahut yarbay şeydi, kaymakamdı. Ve babam da görevi icabı belediye encümeninde azaydı. Ben orada o soğuk hava tesisleri ve buz fabrikası bittikten sonra, ki buz böyle kalıplar halinde buzlar yapıyorlardı, hani ipe bağlayıp evlere getiriliyordu eskiden, o buzları yapıyordu. Onları çalıştıran, soğuk havayı temin eden makineler Grasso denilen ve Denbosch'ta esas şirketi, ana fabrikası olan bir fabrikaya aitti. Bu fabrika bitip de faaliyete geçince ben orada postabaşı olarak göreve başladım. Orada makinaları işte nezaret ediyorduk. Hı hı. Yani çıkan malı şey yapıyorduk. Gelen soğuk hava depolarına girecek olan malzemeyi ayarlıyorduk. Bilmem neler. O makinelerden bir tanesi arıza yapmıştı bir gün. Ben de o makinenin o klepe dedikleri siboplarını söktüm. Onlarda bir arıza olduğunu tespit ettim. O günde o kaymakam, babam, ondan sonra birkaç kişi daha belediyeden ve bir de uzun boylu bir adamla geldiler. O uzun boylu şahıs bu Grasso fabrikasının müfettişiymiş. Yani makinelerin ne şekilde kullanıldığını teftiş ediyor. Beni görünce öyle makinelerini sökmüşüm. Sen bu adam kim oluyor? Hangi selahiyetle bizim yaptığımız makineyi söktü diye sormuş kaymakama. O da İngilizce konuşuyorlar. O da bana şey yaptı. Ben dedim ki ne demek? Biz sanat enstitüsünü bitirdik. Yani bunu boşu boşuna herhalde sökmedik. O zaman onun hoşuna gitti. Münir Zondak adamın ismini hiç unutmuyorum. Ama iri yarı bir şeydi. Sen Hollanda'ya gelip kurs gördükten sonra Orta Doğu devletlerinde böyle baş montör olarak çalışır mısın dedi bana. Ben de
bence bir mahsur yok ama babama sorayım dedim. Babam, ya hayat senin, bana ne soruyorsun dedi. Ve ben de olur dedim. O çalıştığım şirketin sahibiyle konuştuktan sonra bana bir fotoğrafla nüfus kağıdını getir dediler. Getirdim ve bir hafta sonra bana kontrat geldi bu Hollanda'dan. İstanbul'da bu Grasso'nun esas şeyi vardı, temsilciliği, baş temsilciliği, Şakiroğulları diye. Oraya gittim, oradan bir bilet verdiler elime. Yani bir hafta sonra ben şeydeydim, o konuşmadan bir hafta sonra Hollanda'ya geldim. Ve bu Remigration şehrine geldik. Yanlışlıkla gelmişim. Burada indim, yanımda 50 dolar para vardı, para bozdurduk, tekrar Denbos'a gittik. Denbos'a gittiğimde dediler ki sen geç kaldın, Eylül'ün 1'inde bu kurs başladı. Sen şimdi 5 Ekim'de geldin. Onun için Naimigen'e git. Oradaki bizim kardeş firmamız var. Sen orada çalış. Biz seni bir sene sonra buraya isteyeceğiz dediler. Ve ben buraya geldim. İşte burada çalışmaya başladım. Bir sene sonra beni istediler ama dönmedim. Ve dolayısıyla burada kaldım. Yani 61'den beri Naimigen'deyim. Emekliye kadar da aynı şirkette mi çalıştınız? Yok. Bir sene orada çalıştım. İşte bir sene sonra çağırdılar. Gitmeyince iş yerinden seni işten çıkarız falan dediler. Ben çıkarırsanız çıkarın dedim, yani şey değil. Bir müddet sonra yine bir anlaşmazlık oldu. Oradan ayrıldık bir arkadaşla beraber. Sonra başka bir yerde çalıştım. Oradan çıktım. 63'te çok soğuk olmuştu hava. Arnhem'de çalışıyorduk. Bu Val Nehri buz tutmuştu. Hı hı. Ondan sonra soğuk diye oraya gitmedim. Oradan çıktım, başka bir firmaya girdim burada, tornacı olarak. O koskoca bir fabrikaydı. Ve sadece ben çalışıyordum makinenin arkasında. Bir de orada emekli olmuş, sağır bir Hollandalı bir meslektaş vardı. O gelip bana böyle direktif veriyordu. Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Ben de canım sıkılmaya başladı. O sırada Belçika'dan, bu madenlerden, kömür madenlerinden millet kaçıp buralara gelmeye başlamıştı. Ve burada da ASV diye bir fabrika vardı. Bu ASV fabrikası şofben yapıyor. İki de bir ben duyuyordum, işte oraya Türkler gelmiş şu bu. Yalnızlık burada. Yani herhalde 10 tane falan Türk vardı eskiden. Ondan sonra ben de oradan çıkışımı alıp o fabrikaya gittim. Dedim ki ben burada çalışmaya geldim dedim. Hiç unutmuyorum, oranın personel şefi bana sana kim söyledi benim sana işe, seni işe alacağımı dedi. Ben dedim ki herhalde alacaksın çünkü Belçika'dan gelenleri kapıyorsunuz. Yok dedi, bak Hollanda'da bir atasözü var dedi. Eski ayakkabını yenisini almadan sakın atmayacaksın dedi. Ben seni işe almayacağım şimdi dedi. Ve biz dedik ne yapalım, gideriz yine eski iş yerimize. Ondan sonra gittim ama o arada adresimi falan almıştı benim. Baktım her gün telefon etti. Dedi ki sen çatpatta Hollandaca konuşuyorsun. Gel dedi. Ve ondan sonra o fabrikada çalışmaya başladım. Bir müddet sonra orada çalışan birisi, ki orada bir de İtalyan tercüman vardı. O tercüman 4-5 tane İtalyan çalışıyordu. Altında bir tane Brompis, bir kantoru var. Bir alt ettiği yoktu adamın. Orada çalışan birisi dedi ki bana bak dedi, o nasıl kafasını işletmiş, sen de öyle yap dedi. Personel şefine söyle, bana burada bir daire verin, ben gelip gitmeyeceğim. İkide bir çağırıyorlardı beni. Gel tercümanlık yapacaksın, gel tercümanlık yapacaksın diye. Ondan sonra ben de personel şefine öyle söyledim. Ya beni çağırmayın bir daha tercümanlığa, yahut da bana burada bir oda verin dedim. Kabul ettiler. Ondan sonra orada resmi tercüman olduk. İşte pantomimini oynamasını da biliyorduk, elli ayakla falan. Dolayısıyla yani ne diyorlar, koyunun olmadığı yerde keçi yaptıran çelebi derler. Biz de böyle o şeyle, bilgiyle şimdiye kadar tercümanlık yaptık. Yani yeni bir ne bileyim mi kelime ıvır zıvır pek öğrendiğimiz yok. Yani eski o bilgilerle tercümanlık yaptım diyebilirim. Tamam. Ya.
Hollanda'ya geldiğinizi ilk günü anlatabilir misiniz? Nasıl geldiniz? Uçakla geldiniz? Hayır, trenle geldim. İstanbul'dan bana verilen tren biletiyle yola çıktık ve herhalde iki gün sonra söylediğim gibi yanlışlıkla Nijmegen'e geldim. Tembus'a gittim. Tekrar buraya döndüm. Ve taksiyle o bana verilen fabrika adresine gittim. Oradan beni personel şefi fabrikaya yakın bir otele götürdü. Ve birkaç gün sonra bana pansiyonda yer bulacağını söylediler. O gün otelde kaldım. Ertesi günü fabrikaya gittik. İşte bir tulum verdiler. Bilmem ne, çalışmaya başladık. İlk Hollanda'yı gördüğünüzde sizde nasıl bir intiba bıraktı? Nasıl, yaz günü müydü, kış günü müydü? Yani mimarisi nasıl geldi? Hollanda'yı trenle gelirken Belgrad'da istasyonda bir kızla erkeğin öpüştüğünü gördüm. Sanki film görmüş gibi inanamadım. Çünkü Türkiye'de bunlar tabu ya, hele böyle açıkta. O bana hani ilk tesiri, bana böyle iz bırakan şey olmuş, dedim. Allah Allah. Hiç kimse alakadar olmuyor yani. Buraya geldiğimde buranın düzeni, mimarisi, bilhassa trafiği çok hoşuma gitti. Ve personel şefinin bir tane bu Leyli Kent dedikleri bir arabası vardı. Onunla giderken ağzımızdan İngilizce olarak işte burada trafik çok güzel falan dedik. Adam başladı bu sefer İngilizce bana konuşmaya. Yok işte harpte şurası şöyle oldu, burası böyle oldu. Nijmegen'de birkaç defa tur attık esaslı yerlerinde. Ve bana kalacağım pansiyonu gösterdi. İkide bir Kızılay kelimesini kullanıyordu. Ben Allah Allah, beni Kızılay binasına götürecek herhalde. Nitekin birkaç gün o otelde kaldıktan sonra beni bu ana cadde üzerinde bir yere getirdi. İşte tekrar Kızılay falan dedi. Girdik içeriye. Yukarıda bir odaya yerleştim. Pansiyonda orası. Yemek saati gelince akşamüstü. Aşağıya indik. Oradaki o Hollandalı pansiyoncular diyelim. Onlar da ikide bir Kızılay, Kızılay deyip duruyorlar. Ben de Allah Allah, bu Kızılay. Ne dedim? Meğer yemek anında birisi çıktı geldi. Merhaba, ben Ahmet Kızılay dedi. Allah kahretmesin. Adamın soyadı Ahmet'in soyadı Kızılay'mış. O da o pansiyonda kalıyor. Onun için Kızılay, Kızılay diyorlar. Ben de yani Kızılay'la alakalı bir yerde kalacağım tahmin ediyordum. Öyle zannediyordum. Yani ilk geldiğimde intiba bilhassa bu trafiğin düzeni, ondan sonra mimarisi falan bayağı tesir etti, hoşuma gitti. İnsanlar nasıl davranıyordu ilk geldiğinizde? İlk geldiğimizde burada İtalyanlar, bu şehirde İtalyanlar ve Yunanlılar vardı bir tekstil fabrikasında. Ben ve Üsküdar'la bir arkadaşım vardı, onunla sinemaya gittik. İşte çat pat İngilizce olarak biz kişide kadın siz hangi millettensiniz falan dedi. Türküz dedik. Türkler nasıl oluyor bilmem ne. Biz pasaportumuzu çıkardık, gösterdik. O pasaportun üzerindeki ay yıldızı görünce ah dedi kadın. Söyleseniz ya dedi, Rusya'dan geldiniz dedi. Hani onu orak çekici mi benzettin nedir? Siz de Rusya'dan geldiğini söyleseniz ne dedi. Dedik değil, biz Türkiye'den geliyoruz. Yani bizim Türk olduğumuza pek inanmadılar ama o zaman gelenler hepsi İstanbul yahut İzmir'den geliyorlardı. Yani biraz yontulmuştuk, medeniyet görmüştük, giyinmesini biliyorduk. Ne bileyim, hareketlerimizi sınırlayabiliyorduk ve dolayısıyla bize karşı iyilerdi ve merak da ediyorlardı. Mesela pansiyonda ekmek çok yiyorduk. O sırada misafir falan gelirse, ki daha sonra aynı şeyi benim kaynanam da yapmıştı.
bak bak ne kadar çok ekmek yiyorlar, bak bak nasıl ekmek yiyorlar diye şey yapıyorlardı yani, birbirlerine gösteriyorlardı bizi. İyiydi yani, davranışları falan çok iyiydi. Çok samimilerdi, kalptenlerdi. Siz Türkiye'den yalnız hareket ettiniz değil mi? Ya da yanınızda arkadaşlarınız var mıydı? Yalnız geldim. Bekar geldiniz. Bekardım. Evet. Peki daha sonra evlilik yaptınız. Daha sonra 1964'te yüzme havuzunda bir kızla tanıştık. İşte bu arada yaramazlık yaptık. Evlenmek mecburiyetine kaldık. Ben babama, anneme mektup yazdım. Dedim ki böyle böyle bir halt ettik. Ve evlenmek istiyor benimle kız. Fakat açıkçasını söylemek gerekirse ben daha gencim, evlenmek istemiyorum falan diye mektup yazmıştım. Hemen onlardan bir yazı geldi bana. Sakın öyle bir şey düşünme. Bu ailenin yani sen şeyini kirletmişsin. Ne olursa olsun evleneceksin, yoksa seni evlatlıktan reddederiz diye bir mektup gelmişti. Hollandalı bir kız. Kız Hollandalıydı ve babası polisti. Ondan sonra evlendik. 4 tane çocuğumuz oldu. Kendisi Türkçe öğrendi. Yeminli tercüman oldu. Ve tercümanlık yaptığı Türk bayanları ona bilmeden iltifat ediyorlardı. Sen Hollandacıyı ne kadar güzel öğrenmişsin diyorlardı. Yani Türkçesi o kadar şahaneydi. Sen Hollandacıyı ne kadar güzel öğrenmişsin diyorlardı Hollandalıya. Yani büyük bir iltifat esasında onun için. 22 sene sonra boşandık. Bu da yine kültür çarpışmasından geldi. Kendisi bizim kültürü, bizim örf ve adetle ne kadar iyi biliyorduysa da yine de olmuyordu. Bir defa mesela konu komşu bizi kabullenemedi. Bir yabancı ile bir Hollandalının evliliğini. Şeyimiz yoktu pek, sosyal kontağımız yoktu. Sadece cumartesi ya da pazar günleri işte kayınvalidelere gidiyorduk. Orada pazar günü kahve içiyorduk. Çocukları alıp ormanda dolaşıyorsun ya da o pretparklara falan gidiyorduk. Bütün şeyimiz buydu. Tek müşterek olarak zevk aldığımız şey Türkiye'deki tatiller oluyordu. Fakat hani şeyler de kabullenemiyorlardı bizi. Hollandalılar da diyelim. İtalya'ya tatile gitmiştik. Orada çocuklardan bir tanesi boş olan yüzme havuzunda ayağa kaydı, düştü. Ve başı kanadı çocuğun. Onu oradaki ilk yardıma götürdüğümüzde ilk yardımda çalışanlar da Hollandalı hemşire yahut şeydi. Benim eşimle beraber götürdüğümüzde bir şey oldu da o bana Türkçe olarak sen şeyden arabadan bilmem ne al gel dedi. O kadın dedi ki hemen şeye, benim eşime, ya sen yanlış bir adam getirmişsin yanında. Bu mu senin eşin? Gibi mesela bir şeyde müşahedede bulunmuştu. Dedim ki şuraya bak ya, yani nerede olsa olsun adamlar bizi birbirimize yakıştıramıyorlar. Yani bayağı şey oldu. 22 sene sonra boşandık. O ruhi bunalıma girdi. Bundan birkaç yıl evvel, 2 yıl evvel annesi vefat etmişti. Başsağlığı için telefon ettim falan. Bana soruyor, Erkan biz niye boşandık ya falan diye. Şimdi bir erkek arkadaşı var, evlendi herhalde. Ama yani şey, ondan sonra bir Türk öğretmenle, Türkiye'de onunla evlendim. Doğruyu söylemek lazımsa o benim için şeydi yani. Ben onun yanında küçük kalıyordum. Bilgi bakımından, görgü bakımından. Kendisi çok şeydi. Bilgili, görgülü bir şahıs. Şimdi hala gittiğimde izinde yakalıyor beni de evlenelim tekrar diye. Ama ben yani onunla mesut olamayacağımı tahmin ediyorum.
Kendisi de bir ara bir şeye girdi, çıktı. Bu tarikata girdi, çıktı. Onun için onunla da pek yani tekrardan ikinci bir evlilik yapmayı pek düşünmüyorum. Şimdi bir Hollandalı bayanla arkadaşlığım var. O da hafta sonlarında geliyor yahut bazen geliyor, temizlik yapıyor, çamaşırımı yıkıyor. Peki çocuklarınızla ilişkileriniz nasıl? Çocuklarımla ilişkilerim iyi, çok iyi. 4 tane çocuğum var. Bir oğlan, 3 kız. En büyük kız 64 doğumlu. Öğretmen. İkincisi gazeteci. Zvolu'da oturuyor. Bir belediyede çalışan, belediyenin ekonomi bölümünde çalışan bir görevliyle şey. Onunla aramız iyi değil. Konuşmuyoruz. İşte yaş günlerinde falan merhaba merhaba. Başka bir şeyimiz yok. O bir kızım bir dolma kalem firmasında çalışıyor. Fransa'ya gitti, kurs falan gördü. Oğlum emniyet görevlisi. Çocuklarımın iki tanesi burada. Nijmegen'de oturuyorlar. Biri Zivolu'da, biri de Schoonhoven'da. 7 tane torunum var. İşte bu oyuna sık sık yaş günü oluyor, bilmem ne falan. Gidip geliyoruz. Onlar bana geliyorlar. Şey yapıyorlar. Ama yine de mesela şurada bir beze vardı. Onu aldırmak için hastaneye yattım. Sadece o Hollandalı kadın arkadaşım benim başımdan ayrılmadı. O birileri, çocuklarım hiç gelip gitmedi. Beni çok üzdü bu durum. Dedim ki ya sonradan ulan biz hastanede yattık, hiç yanımıza uğramadınız. Oğlan özür dilerim baba, unuttum. Ya işte bunlar şey yapıyor. Ben burada bayramlarda, bizim bayramlarımızda kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu yalnız yaşadığım için mesela bayramlaşmaya pek gelen olmuyor. Buradaki ailelerin hepsi aşağı yukarı Türk. Siz gelmeden de söyledik yani, Cumhuriyet Mahallesi gibi bir şey. Sadece komşum Hollandalı, bu sol taraftaki. Onlara sık sık geliyorlar. Ben bizim adetleri de yani bir şey yapmıyorum. 4 gün bayram. Karşıdaki gidiyor, bir bakıyorsun yarım saat sonra geliyor. Gittikleri hemen buna geri geliyorlar. Yahut gece saat yarımda bir de ziyaretçi geliyor. Yani bana gelse ben kapıyı açmamayı düşünüyorum saat 1'de. Ben ne yapacağım bayramlaşma şeyini? Ama yine de bazen istiyorum. Çünkü onlar da gelmezse tamamen yalnız hissediyorsun kendini. Hani o bayram günlerini hiç sevmiyorum ben. Burada sevmiyorum. Peki yani şimdi düşünürsek aşağı yukarı 40 yıla yakın bir zaman. Geçti. Değil mi? Bu 40 yıl ne verdi, ne götürdü sizden? Yani bunun bir değerlendirmesini yapabilir miyiz? Vallahi ne verdi, ne götürdü. Şimdi ne verdi derken bu hastanede yattım, çocuklarım bana gelmediler dedim ya. Yani ben de onlara bir şey vermedim ki, o konuda onlardan bir şey bekleyeyim diye düşünüyorum zaman zaman da. İki kültürlü oldukları için bizim dinimizi bilmiyorlar, dilimizi çat pat konuşuyorlar. Yani onlardan da bir şey bekleyemiyorsun. Buraya geldik. Tek verdiği şey bana kalırsa refah. İşte biraz da para, ki Türkiye için büyük kuvvet. Başka bir şey vermedi. Alıştık da buraya, gidemiyoruz. İlk geldiğimizde Almanya-Hollanda maçı olduğunda Almanları tutuyorduk. Şimdi Hollanda takımı mağlup olduğu zaman kızıyoruz. Yani bir kaynaşma, bir şey olmuş. Mahallede bir şey olduğu zaman bize ne ya, boşver. Birkaç sene sonra geri dönecek falan diyorduk. Şimdi belediyeye telefon edip bu ağacı niye kestiniz? Yahut kaldırımı niye yapmıyorsunuz falan diye
şikayetleri az serzenişte bulunabiliyoruz. Demek ki buraya yani bir kaynaşma bir şey oldu. Fakat başka bir şey ne verdi hiç? O şeylerle ben cemiyet başkanlığı yapıyorum burada. Arkadaşların orada lokalimizde toplananların çoğunun şeyi var. Bu çanak antenleri bilmem ıvır zıvır. Onlar tamamen yani para bakımından burada kaldılar. Şimdi de çocukları, torunları var. Onlardan kopup gidemiyorlar. Tek tek dinlersen hepsi küfür ediyor. Buraya geldik, kaldık, işte şu oldu. Bilmem ıvır zıvır diye. Bu arada ben de tercümanlık yaparken 3 defa Türkiye'ye gidip oradan işçi getirdim. Bazıları mesela şaka yollu olsa bile ulan senin yüzünden geldik falan diyorlar bana. Bu onlarla konuştuğumda onlar bilhassa birinci şey kuşak hiç kaynaşmadı bu Hollanda şeyine. Sadece ödeneklerin işte azalıp çoğalmasından bahsediyorlar. Diğer şeyler hep Türkiye'deki televizyondan bilmem neden. Orada mesela bazen bir konuda münazara yapıyoruz. Herif işte şu programdan bahsediyor. Ben de çanak çömlek olmadığı için diyorum ki neden bahsediyor bunu? Nedir bu? İşte akşam yok Reha bilmem kim şunu söyledi bilmem şu oldu. Yani bunların lisanı bilmediğimiz için bunlar neye gülüyorlar? Bu Pinfortoy neymiş, ne anlatacak, ne yapacak falan. Onlardan hiç bir haberleri, şeyleri yok. Ve dolayısıyla da işte kaynaşma olmuyor. Yani bu bizden alıp götürdüğü Hollanda'nın bu bizim kültürün değerlerini bilmem şeylerini aldı götürdü. Sizin Hollanda'yı çok rahat uyum sağlayabilmeniz eşinizin Hollandalı oluşundan kaynaklandı mı dersiniz? Hayır. Benim kendi sosyalizasyondan oldu bu, yetişme tarzımdan. Çünkü ben burada mesela eşime kesinlikle sen yok başını örteceğim bilmem neyini şöyle yapacaksın yahut şu olacak falan diye bir şey söylemedim. Türkiye'ye gittiğimizde annem işte yok Müslüman olsun bilmem ne ya anneciğim ben kendim yani onlara söylemiyorduk inanmıyorum yok bilmem şu falan diye de ben kendim bir şey yapmıyorum ki onu ne yaptıracağım falan diyordum. Neyse zorla kadını müftüye götürdük işte benim o zamanki yaptığım tercümanlıkla anlattık bir şeyler ki profet diye ben profensi olarak tercüme etmişim o zaman. Dışarı çıkınca güldük. Annem de ne gülüyorsunuz böyle ciddi bir işte falan dedik ya böyle böyle şey olmuş yani Muhammed bizim profetimiz diyeceğini Muhammed bizim profensi demişim orada. Yani böyle şeylerle ne bileyim kadını Müslüman yaptık sözde. Ben kendim inanmıyorum yani ben tabiata inanıyorum yoksa. Türkiye'nin şeyi ne yaptığından ne ateizm. Peki Erkan Bey, cemiyetlerde pardon, ben cemiyetlere gelmeden önce siz gidip birkaç kez Türkiye'den işçi alıp geldiğinizi söylüyorsunuz. Bu nasıl yapılıyordu? Bu işlem nasıl gelişiyordu? Onu anlatır mısınız? Şimdi buraya Türk işçileri geldiğinde tek bir amaçları vardı. Mesela hiç unutmuyorum birisi geldi. Adam köyü muhtarıymış. Muhtar sen niye geldin buraya dedim. Ki o Belçika üzerinden gelmiş. Ya dedi bizim köyde bir tane çoban vardı dedi. Bu adam ortadan kayboldu dedi. Sürüyü aldı götürdü kayboldu dedi. Millet gitti sürüsünü topladı geldi. Aradan 1,5 sene geçti dedi. Adam fötör şapka takmış diyor. Onda değil mi? Yuvarlak bir şapka takmış diyor. Elinde de diyor bir radyo koymuş diyor şeyi bar bar bağırdı köyün içinde diyor. Biz dedik ki ulan sen bir sene 1,5 sene evvel kaçtın gittin o demiş. Kafamı bozdum minibüs geliyordu atladım gittim demiş. Ankara'ya gittim oradan
birkaç gün beklemiş, Belçika'ya gelmiş, oradan da işte buraya. Şimdi bunu görenler ki vay bu adam gitti bir fötör şapkaya attı, teyple döndü diye buraya geldiler. Ben de buraya geldiğimde 2 sene sonra 150 gulden'e bir araba almıştım, Chevrolet marka, ki o zaman Türkiye'de o 55 model Chevrolet o muazzam bir şey. O Chevrolet'e Türkiye'ye gittim. Tanıdığım bir tamirci vardı, akraba, yatısın diyelim. Adam deli oldu. Ya dedi, sen dedi nasıl olur dedi, Zamora diyorlardı bana. Ben kalecilik yapıyordum bizim şeyde, futbol takımında. Zamora sen nasıl gittin dedi. Adam bu çarıkla hemen bir şeyle döndün dedi. Dedim ya burada ucuz ama biz 150 gulden aldık arabayı. Şu kadar tamir ettik. Onu anlatmadık. Yani bu şeylerden dolayı buraya gelenler, ben de birkaç sene çalışayım yahut bir radyo alayım yahut öküzün yanına bir tane daha öküz alıp ne bileyim işte işi büyüteyim falan hevesiyle herkes buraya geldi ve çok hızlı çalıştı. Yani kendi şeyinin üzerinde çalıştı, kapasitesinin. Bu sefer ne oldu? Bu Hollandalı işverenler, bunlar çalışıyorlar, tempoları yüksek, tek gayeleri var diye Türkiye'den adam getirmek için teşebbüse geçti. Ben de o zaman muhtelif fabrikalarda tercümanlık yapıyordum. Ve çalıştığım o fabrika, Erkan gidip işçi alalım Türkiye'den dedi. Ki dışarıdan işçi getirenlere bir de prim veriyorlardı fabrikalar o zamanlar. O vasıtayla ben gidelim dedik. Bir defa Ankara'ya gittik. Ankara'dan işçi getirdik. Ki o getirdiğimiz işçiler orada işte beceri şeyine tabi tutuyorduk mesela. Herif diyor ki ben lehimciyim. Manşetli gömlek giymiş bilmem ne. Diyorduk bu adamın lehimcilikle alakası yok. Yani lehimci adam bu zaten bu kıyafetli olmaz. Yahut başka bir şey, kolunu sıvarsa ya elinde nasıl varsa bunlar işe yarar diyorduk. Ve bir de göz muayenesi yapıyorduk. Bir de bacaklarına bakıyorduk. Bu bacaklarının alt kısmına. Paçalarını yukarıya çekiyorlardı. Nedir o, damar sertliği var mı? Hmm. Varis var mı diye ona bakıyorduk. Yoksa o... O niye? Varis niye? Eğer şey varsa buradaki işler de hep ayakta ya. Hmm. Yani adam 2 gün sonra hasta olacak. Yani işine yaramayacak bu şeyin, işverenin. Onun için bakıyorduk şeylerine. Yoksa başka öyle ne bileyim bazen Almanya'dan gelenler falan ya televizyonda görüyor. Bizi şöyle yaptılar, bizi zorla getirdiler. Bizi hiç kimse zorla buraya getirmedi. Hala buraya gelmek için sığınmacı kılığında ya bilmem ne de bir sürü yalanla, şunla, bunla hudutları geçerek yahut delik teknelerle buralara gelmeye çalışıyoruz. Yani hiç kimse bizi zorla getirmedi. Ben oraya gittiğimde bana yalvarıyorlardı. İstesem yani getirdiğim adamların bütün varını yoğunu alırdım. Ne olur abi beni de götür, ne olur istediğini verelim, ne olur bilmem ne. O zaman tercüman olarak bir şeyimiz vardı. Çünkü Hollandalı anlamıyor. Bütün şey senin yapacağın çeviriye bağlı. Adam mesela kitaptan renk körlüğü var mı diye muayene ediyorduk. Sen adam yanlış söylediğini artık nasıl olsa biliyorsun tecrübenle. Hangi harfi nasıl görecek ya hangi rakamı nasıl görecek ki renk körlüğü var yahut yok. Ona göre istediğini getirebilirdin yahut şey yapabilirdin personel şefi. Sana ne diyorsun Erkan? Tamam. İyi okudu bilmem ne falan. Anlaşıldı mı? Böyle şey yapıyorduk. Bu ondan sonra İki fabrika için daha gittim. İzmir'e gittik. İzmir'den değil de İzmir civarından geldiler daha çok. Yani İzmirliler pek gelmedi. İzmir'den şeyden istediğimiz halde. İşçi bulma kurumundan işçi istediğimiz halde. İzmirliler değil de daha çok İzmir civarındakiler geldi. Peki o insanlarla görüşüyorsunuz hala? Burada görüşüyorum. Burada görüşüyorum. Onların şimdi işte artık ne çocukları, torunları falan oldu.
Çoğu da 65. Şimdi bu Büro for Refsülük denilen hukuksal yardım bürosunda ben 25 yıldır konuşma saatinde tercümanlık yapıyorum. Son zamanlarda artık bize şeyler geliyor. Türk yaşlıları. İşte ya AV'den bana bu kadar bağladılar. Doğru mu? Hesaplayın falan diye. Yani ilk geldiklerinde vay çocuk oldu, çocuk parasını vermiyorlar. Bilmem şu bu şeyleri oluyordu. Problemleri. Şimdi AV olayı gündeme geldi diyorsunuz. Evet. Peki siz burada cemiyette yani toplumda birçok konuda örnek oldunuz, çalışmalar yaptınız. Onları da anlatır mısınız? Cemiyetlerde, derneklerde. Ben buraya geldiğimde benim şansım çok yaver gitti. O söylediğim fabrikada çalışırken, o ASV fabrikasında Karadenizli bir grup geldi madenden. Onları pansiyonlara yerleştiriyorduk ailelerin yanına. Ki o grup biraz dindar bir gruptu. İlla namaz kılmak istiyorlardı. Çalıştıkları zaman da cuma günleri kantinde bize müsaade etsinler falan diyorlardı ki fabrika izin vermiyordu. Bunlar biz bu Hollandalıların kaldığı oturduğu sofrada yemek yemeyiz. Onlar işte mundar yiyor bilmem ıvır zıvır diye bir sürü saçma şeyler söylüyorlardı. Ben de onlara dedim ki ben size bir pansiyon açayım. Nasıl açacaksın? Siz bana verin dedim para. Nasıl olsa fabrikadan alacağız. O zaman 36 mı 37 buçuk gülden haftada pansiyon parası şey oluyordu, veriliyordu. Ben buraya geldiğimde 87 buçuk gülden alıyordum haftada. 37 buçuğu şeye gidiyordu. Fabrikaya, pansiyona 50 gülden kalıyordu. Elimize haftada. Ve onunla idare ediyorduk yani. O zaman arkadaşlar geldi, 60 sente sigara buldum. Bir paket sigara 60 sent. Trolleybüs vardı burada, Neymigen'de 10 sentti. Trolleybüsle gitmek falan. Yani o zaman çok ucuzdu ve 50 guldenle idare ediyorduk. Hatta para da biriktirebiliyorduk. Bu o Karadenizli arkadaşların işte bu şikayetlerinden dolayı ben de onlara ben size pansiyon açayım deyince onlar gidip diğer hemşerilerinden falan para buldular. Bana o zaman 10 bin gulden bir para getirdiler. Ben de bankadan bankada çalışıyordum ben o zaman. Perşembe günleri bankada bizim şeylere vatandaşlara gişede yardım ediyordum. Ve 2,5 gülden veriyorlardı bana. O zaman gümüş 2,5 gülden alıyordum. Bankadan 2 saatliğine. Bankadan ipotek istedim. Olur dediler. Bir ev buldum. Ve onlara pansiyonculuk yapmaya başladım. İşte bu eşim de yemek yapıyordu. Güzel yemek yapıyordu. Öğrenmişti benden. Böylece pansiyonla pansiyonculuğa da başlamış oldum. Ve o adamların parasını 35 ya da 38 yerine yarısını alaraktan paralarını geri ödedim zamanla. Sonradan başka bir fabrika ki hala çalışıyor fabrika. 60 tane Yugoslava pansiyon istiyordu. Ben de o fabrikada tercümanlık yapıyordum bizim Türk vatandaşlara. Oradaki sosyal görevli bir kadın onlara pansiyonculuk yapan Hollandalı ile takışmış. Bana dedi ki sen bu gazetede çıkan ilanı gördün mü? Ne ilanı dedim. 60 kişilik pansiyon arıyoruz biz dedi. Senin tecrüben var dedi. Var dedim. Sen bir mektup yaz dedi. Ben mektup yazdım. Hop, bana verdiler. Dediler ki tamam pansiyon açabilirsin. Onlardan bir kağıt aldım. 60 kişiye haftada 60 gulden ödeme şartıyla bir nevi garanti verdiler. Onunla bankaya gittim. Bu şimdi pansiyon yahut nedir o? Kamer Ferhür ve trafikleri o da kiraya verdiğim bina var istasyonda. Onu almıştım o zaman 90 bin guldene. O fabrikanın verdiği
garanti yahut o mektupla. Onlara pansiyonculuk yaptım, o 60 kişiye. 60 kişi gelmediler de bilmem 50 küsür yahut 46 kişi mi ne geldi. İşte o zaman şeyde unutmadığım bir şey var. Pansiyon işçi getirebilmek için büyük fabrikalar evvela onlara bir pansiyon yahut kalacakları bir yer temin etmeleri gerekiyordu. Bana dediler ki bakanlıktan birisi gelecek, ölçecek, biçecek, ona göre onun verdiği adete göre adam getireceğiz. Birisi geldi, herif kolunu havaya kaldırıp tamam şu kadar hava var burada, bu kadar ışık var, pencereden şu kadar şu gelecek, yataklar arasında şu kadar mesafe olacak, her şahsa 3 metre küp hava, şu kadar bilmem ne ışık, şu kadar desibel ses. 62 kişilik şey vermişti, hiç unutmuyorum, müsaade vermişti. Yani herifin boyu yahut kollarının çapına göre şey tayin etti. Onların söylediği şekilde yatakları falan koysak yani birbirinin üstüne basarak geçmesi lazımdı. Ama işte Hollanda'nın ekonomisi o zaman şeydi, önemliydi. Onun peki siz için, ne yaptınız o ölçülere? Ben o ölçüler, onlar 60 dediler ama işte 46 kişi mi ne getirdiler, şey yaptılar. Ki o 46 kişi yani rahatlıkla kaldı. Ağır olmuyor muydu eşiniz için? Eşim o zaman şey yapmıyordu, aşçı getirtmiştim Yugoslavya'dan. O aşçı hallediyordu işi. Onlarla beraber aşçı da istedim ben. Temizlikçi vardı, o yatakları falan yapıyordu. Ben sadece alışveriş yapıyordum. O şekilde diyorsunuz. Peki buradaki cemiyetlerde ya da derneklerde aktiftiniz? Burada ki Türkler artmaya başlayınca Yabancı İşçilere Yardım Derneği diye bir dernek vardı. O derneğin Neymigen sorumlusu ki esas şeyi merkezi Arnhem'deydi. Bana sen bana yardım et, etrafı tanıyorsun, illeti tanıyorsun, bunları toplayalım, bunlara faaliyet gösterelim falan dedi. Ben de olur dedim. Ondan sonra onunla beraber işte ki çoğu bekardı. O zaman pek evli olan da yoktu burada. Herkes tek başına gelmişti. Onları bazı lokallerde topluyorduk. Tavla müsabakaları yapıyorduk. Yok bilmem kağıt oynuyorlardı. Sonradan sabit bir lokal verdiler. Her gün onlara konuşma, her gün diyorum, haftada bir gün konuşma saati organize ettik. İşte o konuşma saatinde Mickey Janssen denilen şeyin tanıdığı bir bayan ki o orada görevliydi. Ben de ona refakat ediyordum. Tercümanlık yapıyordum. Milletin sorunlarını çözmeye çalışıyorduk. İşte mektup geldi. Bunda ne yazıyor? Yahut nasıl cevap vereceğiz? Yok çocuk param şu oldu. Oturmamı zaten bilmem ne. Onları hallediyorduk. Ve bize sabit bir lokalimiz vardı. Orada toplanıyorlardı. Televizyonda maç seyrediyorlardı. Kağıt oynuyorlardı. Bazen hırgür çıkıyordu. Şudur budur. Öyle devam ettik. O cemiyet yahut dernek dağıldı zamanla. Çünkü tek tük Türk kahveleri açılmaya başladı. Millet oralara gitmeye başladı. Bu sefer Türk-Hollanda Dostluk Cemiyeti diye bir cemiyet kurduk. Belediyeden tahsisat istedik. Küçük bir oda tuttuk. Orada millete yardım ediyorduk. Gelen gidenin problemini çözmeye çalışıyorduk. Ki gönüllü olarak. Sonradan bu arkadaşın, deminki İbrahim arkadaşın ön ayak olduğu ve belediyeyle diğer bazı kuruluşların desteklediği Neymigen Türk Yaşlar Cemiyeti'ni kurduk. Ki bu cemiyet için belediye bize, onlar kurdular. Ben de yönetim kuruluna seçildim. Bu arkadaş ayrıldı. Şimdi
4-5 senedir ben başkanlık yapıyorum orada. Şu anda yönetim kurulunda 7 tane bayan var, 4 tane erkek. İyi faaliyet gösteriyoruz. Hem sosyal, kültürel bakımdan. Onlara aydınlatıcı bilgiler veriyoruz. Bu yaşların hastalıklarıyla ilgili yahut Hollanda'daki yeni yasalar hakkında. Güzel bir lokalimiz var. 45 yaşından küçükleri oraya almıyoruz. Gelenler hep yaşlılar. Yalnız tek şeyimiz, kusurumuz, bayanların yaşını 40 olarak tuttuk. 65'e varmaya daha 25 sene var. Onlar pek alakadar olmuyorlar daha. 65'e gelince ne olacak falan. Sadece gülüp eğlenip işte göbek atıyorlar. Faaliyet olarak ne yapalım? Ütrek'te hamama gidelim. Yok bilmem Beyfirvek pazarına gidelim. Başka yani bir kültürel yahut bir müziğe falan gidelim diyen yok şimdilik. İşte onları o yöne yöneltmek için çaba gösteriyoruz. Erkekler bazen düşünüyorlar yarın bir gün elden ayaktan düşersek bu çoluk çocuk Hollandalılar gibi davranıyor. Bize bakmayacaklar bilmem ne diye. Onun için de bu Hollandalıların kanguru warning dedikleri evin yanına bir tane küçük ev yapma şeyini falan belediyeye teklif ettik. Bir yapı kooperatifine toplantı yaptık. Onu kabul ettirmeye çalışıyoruz. İşte hasta olursak ne olacak falan. Bir tane Müslüman mezarlığı burada şey yaptık. İstedik, o oldu. İşte böyle şeylerle uğraşıyoruz. Yaş 65 dediniz. Peki siz kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Ve nerede görüyorsunuz? Şimdi ben 4-5 ay izine gidiyorum Türkiye'ye. Mayıs'ta gidiyorum. 10. ayda falan dönüp geliyorum. Oraya gittiğimde de yalnız hissediyorum kendimi burada da. Oraya ilk gittiğimde iyi bahçemle uğraşıyorum. Bu Çeşme, Dalyangöy'de güzel bir şeyim var, evim var. Denizin içinde neredeyse. Güzel, çok güzel. Orada o şeylerle uğraşıyorum ama bu çekme lambası yanmıyor. Yanması lazım mı? Yok, yanıyor arkada. Hij twijfelt. Hij zegt, loopt hij? Ik zie geen licht branden. Ik zei, jawel. Ja? O oradaki evimle meşgul oluyorum. Fakat yine de yani orada yalnızlık çekiyorum. Şimdi diyorum ki ya ben oraya gitsem, yani Türkiye'ye yerleşsem ne yapacağım? Çünkü iki tane kız kardeşim var orada. Bir tanesinin eşi kanser. Herhalde pek uzun yaşamayacak. Allah uzun ömür versin diyelim ama. O birisi emekli olduğu halde çalışıyor. Bir iki tane arkadaşım var. Arkadaşların yanına gittiğinde ne haber? Sorma ya işte sürünüp gidiyoruz diyorlar ama Türkiye'nin adetine göre de illa seni gel öğlen şurada gidip yemek yiyelim. Yahut gel bir kadeh bir şey içelim. Hem ağlıyorlar hem de sana masraf yapmaya kalkıyorlar. Bu sefer diyorsun ki ya gitmeyeyim adamın yanına. Çünkü Türkiye'de para vermek için, bir hesap vermek için derse birbirine giriyor millet. Yok ben vereceğim, sen vereceksin. Bir sürü şeyler, kavgalar. Bu sefer ne oluyor? Yalnız hissediyorsun kendini orada. Adamın, arkadaşının yanına gitmediğin zaman. Yahut eniştenin yanına uğramayınca. Ve diyorum ki bu Türkiye'ye gitsem, yerleşsem orada ne halt edeceğim tek başıma? Burada şimdi bu kadın arkadaşım var ve bu kadın arkadaşım evli yani. Eşi, çocukları falan var. Ama eşinle şey değil yani aralarında öyle bir harmoni yok. Onun için hafta sonlarında falan bana geliyor. Benle uzun müddet tatile gelebiliyor. Yani eşi onaylıyor, bir şey demiyor. Adam memnun şeyden. Burada kalsam
ne bileyim işte bunların bu sosyal şeylerine göre mezardan beşikten mezara kadar götürür seni ama bu sefer pek şey yok böyle sosyal kontak yok. O var, yalnızlık var. Hani burada ne kadar Hollanda'ya adapte olursan ol, bu diskriminas dedikleri ayrımcılık hala devam ediyor. Komşuyla nedir ki Noel'de bir kart yazıp benim posta kutusuna içeri atıyor. Ben de ona cevap ben işte postayla bir kart yolluyorum. Yazın tatile gittiğimde işte selamlar bilmem şu bu. Başka bir şeyimiz yok. Bazen arada oradan duvardan çıkıyor kadın benle konuşuyor. Ağlıyor, zırlıyor. Diyor ki biliyor musun Erkan diyor en çok neyi arıyorum, neyi arıyorsun? Bir komşu kadınla oturup sabahları şöyle bir kahve sohbeti yapmayı arıyorum diyor. Yani o da yalnız bizim bu Cumhuriyet Mahallesi'nde bu kadar Türk'ün arasında. Onun için istikbalde ne yapacağımızı vallahi bilmiyoruz. Türkiye'de şimdi yeğenlerim falan var. Onlar doktorlar. Ben Türkiye'de bir iş için hastaneye gitmiştim. Hop asansöre yürüdük eniştemle. Eniştem de o hastanenin başhekiminin çok iyi arkadaşı ve o adama da çok benziyor. Orada birkaç tane sakat hasta, pijamalı, bilmem eli kolu sarılı yukarı kata çıkmak için bekliyorlar. Biz şeye yürüdük, hop, o sırada asansör geldi. Eniştemi görünce o baş hekim yahut doktor sanettiler, adamlar saygıyla kenara çekildiler. Eniştem gel dedi bana. Ben de yok ya dedim, yürüyerek çıkalım dedim. Anladın mı? Bu adamlar bekliyor burada dedim. Şimdi ben öyle söyleyince onlar baklar ya bu doktora, bu başhekime nasıl böyle konuşuyor. Ben istemedim. Ben merdivenden çıktım, eniştem şeyle çıktı. Dedim ki olur mu ya dedim. Yani biz sağlamız, merdiven çıkabiliriz. Bu adamlar burada olmuyor dedim. Biz de böyle alışmadık orada. Erkan, burada böyle bu işler. Hani yoksa kendini kurtaramazsın dedi bana. Ki benim tuhafıma gitti. Şimdi bu geçtiğimiz yazda da hala öksürüyorum, bir rahatsızlık vardı. Gittim o yeğenlerim vasıtasıyla Ege Üniversitesi'nde hemen bana öncülük tanıdılar. Burada belki aylarca sıra bekleyeceğim şeyi. Orada 1,5 saat içerisinde ne bileyim alerji testi yapıldı. Yok röntgen çektiler. Ondan sonra bisiklete bindik. Bilmem şu bu. Hepsini hallettiler. Neden? O yeğenlerimin sınıf arkadaşları orada doktor diye. Yani şimdi ama o bir taraftan mesela şeyde Çeşme'de bir hadise oldu. Yeğenim rahatsızlandı. Hastaneye gittik. Hastanede beklerken içeriden bir hemşire çıktı. Çabuk dedi ambulans. Ambulansla bir yere gitmemiz lazım dedi. Oradan adam geldi sallana sallana. Ambulans dedi almaya, maydanoz almaya gitti dedi. Ne maydanozu? Laboratuvarda çiğ köfte yapıyorlarmış. Maydanoz lazım olmuş. Herif ambulansla maydanoz almaya gidiyor. Bu da bir yerde tuhaf geliyor yani. Hı hı. Şimdi orada diyorsun, orada yaşasam yarın bir gün hasta olsak ne halt edeceğiz? Burada alıştık bu şeye. Sosyal hayata yahut ne bileyim ne kadar da sıra beklesen yahut bilmem ne yapsan doktorun şunun bunun karşısına gittiğinde günaydın işte otur ya elini sıkıyor. Türkiye'de rahatsız olmuştum o ikinci eşimle evliyken. Doktora giden dedim. Aa gitme dediler, sana sıra gelmez. Doktor öğlen yemeğinde bana geldi gitti.
işte Hollanda'da nasıl oluyor falan dedim. Böyle böyle Hollanda'da en azından 10 dakika ayırıyor bir ev doktoru. Yani bir konsül 20 dakika falan. Biz dedi burada dedi başımızı bile kaldırmıyoruz dedi. Adamın sadece ismini soyadını yazıp reçeteye veriyoruz eline. Yani yüzüne bile bakamıyoruz dedi. Başımızı kaldıracak şeyden bilmem 100 küsur kişiden bahsetti günde. Ki yani o zaman diyorsun ki orada pek değerin yok hele paran yoksa. Onun için burada şeyler var işte çocuklar, torunlar, yaş günü maş günü gidip geliyorsun. Orada o da yok. Tekrardan evlenmeye kalksan, şimdi bu ikinci eşim illa evlenelim diyor. Ama para için evlenelim diyor. Yani eskiden sevgiden bahsediyordu. Şimdi paradan bahsediyor. O da şey, o da tuhaf. Velhasıl ne yapacağımı bilmiyorum. İstikbal orada mı, burada mı? Ama herhalde burada kalacağız. Ya yazları orada, kışın burada. Çocuklarım Türkiye'yi seviyorlar. Türkiye'ye gidiyorlar yazları. Marmaris, ıvır zıvır paraları bitince benim oraya geliyorlar. Ben dedim ki ya ben size Antalya'da bir yer alayım da oraya gidin, orayı merkez yapın. Oradan gidersiniz Alanya'sına, Marmaris'ine. Oo ne güzel işte fikir olarak bile şahane bir şey, şu bu dediler. Gittik orada bir apartman dairesi aldık. Ne soran var ne bir şey. Ulan dedim ya biz size ev aldık orada hiç baba ne yaptın diye sormuyorsunuz. Ya biz soruşturduk oranın havası çok nemliymiş. Bilmem neymiş. Şimdi bina kaldı başımıza. Yani gidip bir defa gördüm. 1,5-2 sene oldu. Çürüdü mü, kırıldı mı, yıkıldı mı? Ne yapacağımızı yani bilmiyoruz da. Peki sizin bir de ilk restoranı siz açmışsınız değil mi? Evet. Nerede? Bu oda verdiğim kiraya oda verdiğim binanın alt katında. Orada şöyle bir şeyimiz vardı. Odamız vardı. Ve o bir taraf büyük bir salon. Orada biz bilet satıyorduk. Bilmem Denhak'tan tatlı getir diyorduk. Baklavaymış, ıvırmış, sıvırmış. Rotterdam'da Anadolu Rising var. Refik. O bana Erkan sen orada bilet sat falan dedi. Olur dedim. Ben de işte bilet alacak olan olursa ona telefon ediyordum. O da yolluyordu. Sonra rahmetli babam geldi buraya. Orayı kahve gibi kullanıyorduk. Ama kağıt oynamak falan yok. Millet gelip çay kahve içiyordu, şuydu budu. Dedik ya şurayı genişletseniz ya. Yıkın şu duvarı dedi. Zaten duvar geçici bir duvar. Onu yıkın dedi. Bu olduğu gibi şey yapın, restoran yapın. Biz de orayı çok şık, çok güzel bir restoran yaptık. Yani ta Amsterdam'dan falan müşterilerimiz geliyordu. Yer ayırtıyorlardı. Öyle televizyona çıkan artistler ya şovmenler falan geliyordu. Bir de defterimiz vardı. Ona hep övücü şeyler yazıyorlardı. Ortağım bu Nejat Uygur'un ortak değil de işletme şefim diyelim. Nejat Uygur'un kardeşi. Yakışıklı bir adam. Fiyakalı. Para dayanmıyor. Kasada o duruyor. Bilmem ne yapıyor. Tip bir şey yani güzel güzel bir adam diyeyim. Onun için birçok kadın müşterimiz geliyordu. Yani Richard yok mu? Yoksa bir kahve içip gidiyorlardı. Richard oradaysa herif mesela bizden pirzola istiyordu. Ona pirzola yerine tas kebabı da yedirtebiliyorduk. Richard'ın fiyakasını hayat hatırı için. Fakat en sonunda ben baktım ki olmuyor bu iş. Bütün gelirimiz
Hepsi şeye gidiyor, Richard'a gidiyor. Sonra 10 tane masamız vardı, 11 tane işçi çalıştırıyorduk. Bu olacak değil. Ben dedim burayı ben kapatıyorum, bu yürümeyecek böyle. Öyle hale geldik ki fiyaka yapacağız diye gaz yahut yağ parası bulamıyorduk kaloriferi yakmak için. Millete ilan ediyorduk, dansöz var. Yahut yemek menüsü yapıyorduk. İşte şu en sonunda Türk kahvesi ve lokum. Hollandalı da para veriyor. Adam geliyor, yemeğini yiyor, bilmem oturuyor. Ya bu adamlar neye hesap istemiyor diyorduk biz şimdi. Ondan sonra bir gün bir tanesi dedi ki, biz dedik, ben dedim ki kapatacağız artık dedim. Siz hesap ödemeyecek misiniz? Ödeyeceğiz ama dedi, siz dedi evvela verdiğiniz sözü yerinize getirin dedi. Ne söz verdik ki? Ne yazıyordu burada dedi. Yemekten sonra Türk kahvesi lokum. Demek ki dedik biz ya bu işi doğru dürüst bilemiyoruz yani, yapamıyoruz bile. Ondan sonra hemen Türk kahvesinin lokumu koşturtmaya başladık. Bazen lokum bulamıyorduk, bilmem ne oluyordu. Velhasıl olmadı, ben hep zarara girmeye başladım. Benim evimde elektriğimi, gazımı kestiler. Elektriğimi değil de. Parayı ödeyemedik, bilmem mi. Yani ayağımızı yorgana göre uzatmayı bilemedik ve dolayısıyla orayı kiraya verdim bir Türk'e. Kahve olarak işletmeye çalıştı. Şu oldu falan, en sonunda yandı. Kahve yandı. Binanın bir kısmı yandı. Yukarıda kalan bir talebe 19 yaşında mı ne öldü. O zaman da işte çocuk, o talebe öldü. Fakat orayı kiraya tutan, ki halen kiracım, onun şeyinden, pasaklılığından yattığı, tedbirsizliğinden yangın çıktı. O çocuk orada ölünce polis bana dedi ki git saklan. Dedim ya neye saklanacağım ki ben, yani ben bir şey yapmadım ki buna, neye saklanayım? Ve oranın sigortası 10 gün evvel bitmişti. Sigortayla hırgür ettik. 10 gün evvel sigortası bitti şeyin. Ben polis dedi ki burayı belki dedi kasten yaktınız şey için. Ben dedim yok ya, ben öyle bir şey yapmam. Zaten sigortası yok ki buranın dedim. O zaman onlar işte kaçmaş lafından vazgeçtiler. O sırada bir adam geldi. Dedi ki ben o ölen şahsın çocuğun amcasıyım dedi. Ve sigortacıyım ben dedi. İşte zarar ziyanını tespit etmeye gelmiş. Ben dedim ki ben cenazesine gelmek istiyorum dedim. Yok yok dedi, sakın dedi cenazeye falan gelme dedi. Anladın mı? Ne kadar uzakta durursan o kadar iyi dedi. Aradan zaman geçti. O çocuğun annesi babası bana bir mektup yazdılar. Ama diğer onunla beraber o bir odalarda kalan kızlar, erkekler vardı. Onlar da biz senin ceketini sırtından alacağız. İşte dünyayı sana bilmem zehir edeceğiz. Ivır zıvır bir sürü tehditler bana savurdular. O mektupta İşte insanlık şöyle, insanlık böyle. Bir sürü bana insanlık dersi veriyor ölen çocuğun annesi falan. Ben hemen bir çiçek aldım, gittim. Dedim ki ya ben cenazeye gelmek istedim. İşte adamın ismini söyledim. Bu adam amcasıymış şeyin. O bana dedi ki sakın görünme ortalıkta. Polis dedi ki böyle böyle. Oradaki kaldığı oda arkadaşları, aman abi biz senin ceketini alacağız, yok seni asacağız keseceğiz, ben ne yapayım ki dedi. Biz dedik ki yani bak Türkiye bak, kendi vatandaşı ölse hemen cenazelerine koşuyorlar bilmem ne de bizim o alana hiç şey göstermedi falan. Sonradan o da özür diledi, demek ki dedi yanlış düşünmüşüz falan. İyi ki yani, ya iyi ki sigortası yokmuş diyeceğim şeyin. Yoksa bir sürü daha yanlış kanaatlar edineceklerdi bizim hakkımızda. Yaptı da mesela sigorta için falan diye. Ya.
Evet. Sen? Evet. Met Faith Atim Newtable. Hollanda'da unutamadığınız hoş anılarınız. O ilk döneme ait, son döneme ait yani şey belki. Vallahi hoş anı. Bu tercümanlık vasıtasıyla bir sürü hoş yahut ne bileyim hoş olmayan şeyler yaşıyorsun. Her tarafa girip çıkıyorsun. Onlar da bazen güzel şeyler, hadiseler oluyor. O şeyde Habio'da okurken ya da MBO Habio orada okulda hoş anılar oluyordu. Arkadaşlar, talebeler arasında. Fakat hoş olarak işte ilk zamanlardaki, ilk yıllardaki evliliğimiz hoştu. İlk eşimle. Çocukların doğması falan. Sonradan o işte restoran işine girince çocukları göremiyordum bile. Haftada bir defa, o da pazar günleri görebiliyorsam. Ki öğlende ancak, çünkü anneleri susun, babanız uyuyor, bilmem şu bu falan. Başka işte bu şeylerin cemiyet başkanlığının verdiği bir hoşnutluk var diyeyim. Çünkü millete hitap etmesini biliyorum ben. Konuşurken pek böyle şey kelimesi yahut da falan pek yapmıyorum. Ondan dolayı ben konuştum mu mesela toplum içerisinde falan herkes susup dinliyor. Ki bu bana bir şey veriyor. İftar edilecek yahut kanatlarımı kabartan diyelim bir hoş bir his veriyor. Başka hoş anı. O şeyle tercümanlık yaparken oluyordu. Bir defa polise, köy polisine tercümanlık yapıyordum. Bizim vatandaş motosikletiyle ana yolda giderken sağdan çıkan bir arabaya çarpmış. Köy polisi de tam köylü yani. Bunların tabiriyle buğur. Beni tercümanlığa çağırdılar. Gittim. Bizim Türk şimdi diyor ki Hollandaca olarak, yarı Hollandaca yarı şey. Ik sette mudur weg diyor. Polisi mudur? Nex mette makumdur mudur? O da onun annesi anlamında onu anlıyor. Nex mette makumdur diyor. Ben onu soruyorum. Annesi burada mıymış bunun diyor. Diyor, hayır diyorum, anladın mı? Adam ana yoldan bahsediyor. Anladın mı? Ana yoldan bahsediyor. Bunlar Hofweg diyor yahut Forensweg, o ana yolu. Oradan bayağı şey yapmıştık, gülmüştük o polisin Mudurweg şeyini. Hoş şeyler. Evet. Tercümanlık yaparken hoş. Bir tane birisi geldi. Dedi ki abi ne yazıyor burada? Ben dedim ki bu 9 gülden'i vermen lazım. Yoksa 9 gün içeride yatacaksın ve bunu hemen götürüp vermeni istiyorlar. Yahu dedi gitmiş adam demiş ki parayı getir demiş. Neyse geri geldi bu. Abi dedi para istiyorlar dedi. Ben dedim ki ona oğlum dedim hapishanede yatmak için burada randevu alman lazım dedim. Her taraf dolu. Sen git dedim onlara ben içeride yatacağım parayı vermiyorum de. Karadeniz'de bu kendisi. Gitmiş ondan sonra aradan bir müddet geçti geldi. Bir karış surat ne oldu dedim Ali. Ya seni dinledim dedi 9 gün içeride. Nasıl oldu? Polise gittim dedi. Ben içeride yatacağım. Polis de peki demiş. Otur bakalım. Sağa sola telefon etti diyor.
Bu Felip denen bir yer var. Oranın polis bürosunda boş bir hücre bulmuşlar. Orada 9 gün yatmış. 9 günden kurtuldun ama. Evet diyor, ondan kurtuldum dedi. Bir de Almanya'da, burası Almanya'ya çok yakın. Almanya'ya da giderken Karadenizli bir arkadaşım yine direksiyonda. Birdenbire polis çıktı karşımıza, dur dedi falan. Neyse, minibüsle gidiyorduk. Bunu aldı götürdü. Ben arabanın içinde bekliyorum. Bir müddet sonra bu geri geldi. Dedim ne oldu dedim. Erkan dedi 100 mark ceza yaz dedi, hızlı gidiyormuşuz dedi. Ama dedi adam 1000 mark yazsaydı yine verecektim dedi. Neden dedim. Benim hamsi olduğumu anladı dedi. Dedi nereden anladın senin hamsi olduğunu ya? Anladın mı? Hamsi Führer Şahin demiş. Yani haben Sie diyor ya, onu hızlı söyleyince haben Sie, bu da onu hamsi olarak anlamış. Benim diyor hamsi olduğumu anladı adam diyor. Yoksa 1000 mark bile verecektim. Abin ziyamsın. Ebru'cum, atladığımız şeyler var mı listede? Evet. Peki sizin anlatmak istediğiniz, şu olayda çok önemli diye düşündüğünüz anınız ya da düşünceniz ya da herhangi bir şeyiniz var mı? Vallahi düşüncem şöyle, deminle arkadaşlar da konuşurken söyledik de, bu şimdi bir tane politikacı çıktı Rotterdam'da meydana ve bizim yabancılar, bu Türkiye'li yabancılar derim, onlar rahatsız oldu. Fakat yaşlılar, bu yaşlılar cemiyetinde bunu sohbet olarak konuştuk da, işte ya televizyonda bir kel kafalı biri çıktı. Türkler fazla başka yemek yiyormuş da ilaç kullanıyormuş, vermeyeceklermiş, yok bilmem şuymuş buymuş falan. Onu konuştuk. Ben dedim ki ya esasında o adam yani böyle yüksek sesle düşünüyor. Diğer Hollandalılar bunu söyleyemiyorlar. Bu adam sadece cesaret edip söyledi yani, bu böyle, bunu bakma avlayan köpek ısırmaz. Bu bunu söyledi, bundan oy topladı. Şuydu buydu, hakikaten bu sefer hepsi örneklerle gelmeye başladılar. Benim komşu şöyle yaptı, ev doktoru böyle yaptı, bilmem şu şöyle oldu. Pazardaki satıcı şunu söyledi, siz ne arıyorsunuz burada? Madem beğenmiyorsun git memleketinde daha iyi patlıcanı bulursun. Ki bizler için en büyük hakaret, madem iyiydi, burada ne işin var? Git memleketine diyorlar. Bir defa bir şeyde konuşurken Hollandalı'ya, bizim memlekette cins sapık yok, bizim memlekette dolandırıcı yok, bizim memlekette hırsız yok falan. Adam ne dese beğenirsin. Tabii yok, hepiniz buraya gelmişsiniz dedi. Hani orada kimse kalmamış, bütün üç katlar, bütün şeyler buraya gelmişsiniz. Tabii yok dedi. Şimdi onları da bazen söyle, düşünüyorlar esasında doğru ya diyorlar. Bizim yapmadığımız yani üç katlı şey yok. Şimdi bu Fortnite denilen adam içinde iyi yapacak. Yani kapıları kapatırsa yabancılara. Neden iyi yapacakmış? Çünkü son zamanlarda gelen sığınmacı yahut turist yahut evlilikte buraya gelenler bizim ismimizi kötülüyorlar. Bizim eskiden ismimiz temizdi. Yani Türklerden böyle bahsetmiyorlardı. Şimdi biz istenmeyen adam olduk. Onların yaptıkları hadiselerden yahut onların eylemlerinden dolayı diye yorum yapıyorlar.